Merhaba çocuklar. Bugünkü öğreneceğimiz sesimiz ş sesi. Evet. Ş sesi nerede vardı? Kış, değil mi? Aş. Evet. İş. Bunlarda ş sesi vardı. Şimdi büyük ş sesimizin yazımıyla başlayalım. Çocuklar, büyük ş sesimiz daha önce öğrendiğimiz s sesine çok benziyor. Tek farkı bu aşağıdaki noktası. Evet. Yazımı aynı. Evet. Ne yapıyoruz? Üst çizginin biraz altından başlayıp böyle kıvrılarak aşağıya geliyoruz. Oradan da tekrar kıvrılarak yukarı çıkıp bitiriyoruz. Evet çocuklar. Yazımı dediğim gibi aynı s sesi gibi. Ve tekrar yapalım. Bir. Evet. Kıvrılıyoruz. Evet. Daha önce 8 yapmıştık. 8'e benziyor 8'imiz. Ama bu 8'likte kapatıyorduk tamamen. Bunda uçlarımız açık kalıyor. Evet, birleştirmemiz yapmıyoruz. Evet, son kez bir daha yapalım. Havada yazalım. Elimizi alalım havaya. Ve birin ol dedim başlayalım. Evet. Bir. Evet, tek hamlede çocuklar iniyoruz. Bitince kaldırıp sadece altına bir nokta koyuyoruz. Evet. Şimdi de küçük. Evet, küçük şş sesimiz. Evet, o da çocuklar şekil olarak aynı, sadece küçük ve sadece şu iki çizgi arasına yazılıyor. Evet, tekrar tekrar üzerinden böyle giderek yazımız güzelleşene kadar tekrarlayalım. Evet, bir daha. Evet, son kez yapıyoruz. Bir. Evet, buraya gelince bitiriyoruz. Evet, artık hece çalışmamıza geçebiliriz. Evet çocuklar, daha önce öğrendiğimiz seslerle ş sesini birleştireceğiz. Evet. Eş. 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 Aş. 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 İş. 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 Oş, 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 uş, 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 üş, 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 öş, 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 ış. Iş. Iş. Evet. Bir tekrarlayalım. Eş. Aş. İş. Oş. Uş. Üş. Öş. Iş. Evet. Şimdi de bunlarla birer kelime oluşturalım. Daha sonra bir tane cümle oluşturalım. Evet. Eşle daha önce öğrendiğimiz ya hecesini birleştiriyoruz. Eş ya. Eşya. Evet, yine bugün öğrendiğimiz işle daha önce öğrendiğimiz çi sesini birleştiriyoruz. Evet, çi. İş çi. İşçi. Evet. Şimdi cümlemizi okuyalım. Ba Barış. Evet, yeni bir isim. Eşyaları toplamış. Barış eşyaları toplamış. Evet, şimdi sesimiz önde. Daha önceki öğrendiğimiz sesli harfler ondan sonra gelecek şekilde. Evet, tekrar okuyalım. Evet, çocuklar, biraz vurgulu okuyalım okurken. Ki yani peki sesimiz, evet, mesela şşş diyoruz ya, orada iyice şşş diyelim ki belli olsun yani. Tamam? Evet. Şimdi başlayalım. Şe. 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 Şa. 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 Şi. 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 Şo, şo, şo,
şu, şu, evet, şu, şu, şu. Evet, işte bunları bir daha tekrar edelim. Neydi? Şe, şa, şi, şo, şu, şü, şö, şı. Evet, rüzgar öğrendiğimiz şe sesiyle daha önce öğrendiğimiz ker sesini birleştirelim. Şe, ker, şeker. Ne, şe, neşe. Evet, bir tane de cümle okuyalım. Şe, ker, diş, le, ri, mi, zi, çürü, tür. Şeker, dişlerimizi çürütür. Evet çocuklar, siz de bunları birleştirerek yeni heceler, yeni kelimeler, yeni cümleler oluşturarak ne yapabilirsiniz? Okumamızı geliştirebiliriz. Evet, aynı şekilde çocuklar bunları birer tane de yazarsak yanına, değil mi? Hem yazmamızı pekiştirmiş oluruz hem de okumamız pekişmiş olur. Evet, kolay gelsin diliyorum.